Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber güzel bir kek hazırlayalım istedim. Elmalı kek. Güzelce yıkadığım elmalarım. 2 adet yumurta, kabartma tozu, vanilya, un. Burada sıvı yağım var ve toz şekerim var. Öncelikle elmaları soyalım. 3-4 elmayı soyalım. Güzelce doğrayalım. Elmalarımı soydum. Böyle doğrama kabının içine aldım. Üzerine çok az bir miktar su ilavesi yaptım. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar, burada malzemelerimden ne yok? Tabii ki süt ya da yoğurtlu yapıyorsanız yoğurt yok. Evet, güzelce kapattık. Hemen şöyle sabitlemek istiyorum. Sabitledim. Çalıştırıyorum. Güzelce doğrayalım. Pürem güzelce oldu. Bakabilirsiniz, mükemmel bir püre. Süt ya da yoğurt kullanıyorsanız yoğurt niyetine, bunu bir kenara alıyorum. Elmaları da alıyorum. Hemen kap alıyorum. Kabın içerisine 2 adet yumurtam vardı. Yumurtalarımı kırıyorum. Hemen kenara alıyorum. Üzerine hemen toz şekeri alıyorum. Ve güzelce çırpıyorum. Yumurta şeker güzelce karıştı. Bu esnada elma, ana malzememiz elma diyebiliriz arkadaşlar. Kaşık yardımıyla alacağım hepsini. Unu ekliyorum. Hemen bir kaşık alıyorum. Ve kaşık yardımıyla kalanı tekrardan alıyorum. Hemen kabartma tozunu alıyorum. Vanilyayı da aldıktan sonra güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Video uzamasın diye ara ara kapatıyorum. Hemen çırpıcıyı da bir kenara alıyorum. Bir borcamım var. Borcamı güzelce yağlayalım. Sıçradı biraz hamurum içerisine. Hemen içerisine alalım. Hamurumuz hazır, iç malzemesi. Elmaları güzelce dilimleyelim.
Elmalarım hazır. Kekim hazır. Hepsini güzelce dizelim arkadaşlar. Kekimi güzelce süsledim. Elmalarını yerleştirdim. Bu esnada tarçın atabilirsiniz veya toz şeker ya da pudra şekeri de serpebilirsiniz. Fakat ben hiçbir işlem yapmayacağım. Direkt fırına veriyorum. Kekimi fırından aldım. Kekim nar gibi kızardı. Yakından biraz göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Sizler de biraz daha iyi görmeniz için. Mükemmel bir tarif arkadaşlar. Birebir uygularsanız eğer kesinlikle sonuç mükemmel olacaktır. Mutlaka deneyin. Mutlaka bu güzel tarifi denemenizi isterim.